Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda ne çekeceğiz? Bitkisel dokularda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videoda iletim dokudan ve örtü dokudan bahsedeceğim. O yüzden birazcık uzun video olabilir, haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar, isterseniz direkt iletim dokudan başlayalım. İletim dokuyu biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Normalde iletim dokuya vasküler doku da deniliyor. Veya işte demet doku da deniliyor arkadaşlar. Damar doku ismi de veriliyor. Yani bizlerdeki damarların görevi neyse iletim dokuda bitkilerde aynı görevi görüyor arkadaşlar. İletim demeti şeklinde isimlendiriliyor. Şimdi biz iletim dokuyu ikiye ayıracağız. Flüem ve kıslem olarak. İlk önce kıslemden bahsedeceğim. Daha sonra flüemden arkadaşlar bahsedeceğim. Şimdi bakın şöyle bir diyorum. Kıslem. Kıslemin diğer adı nedir? Odun borusu. Odun borusu. Arkadaşlar, kısileme baktığımız zaman topraktan su ve mineralleri alan ve bunları yukarıya kadar taşıyan, yapraklara kadar, hatta bitkinin en uç bölgesine kadar taşıyan borulardır arkadaşlar. Odun boruları, yani kısilem. Peki yapı olarak nasıl oluşmuştur? Arkadaşlar, kısilem de flüem de aynı şekilde oluşuyor. Meristem doku hücrelerinin üst üste gelmesi sonucunda oluşuyor ama bazı farkları var. Şimdi ilk önce kısilem için anlatayım nasıl oluştuğunu. Daha sonra genel özelliklerini ve görevlerini yazarız. Arkadaşlar, kısilem, bakın, meristem doku hücreleri şöyle üst üste geliyorlar. Şöyle hücreler, aralarda tabi çeperler de var. Bu kadar yeter. Üst üste geliyorlar arkadaşlar. Tabi bunların çekirdekleri var ama ben şu an çizmiyorum çekirdeklerini. Şu şekilde üst üste geldi. Arkadaşlar, üst üste geldikten sonra bunların şu aralarında çeper birikimi gerçekleşiyor, bakın. Aralarda çeper birikimi gerçekleşiyor. Yani işte selüloz maddesi birikiyor. Bu birikme sonucunda da bu kısımlarda madde alışverişi kesiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bir süre sonra bakın hücre duvarı kalınlaştığı için şu benim boyadığım kısımlar ortadan yok oluyorlar ve içi boş bir kanal haline geliyor. Yani şu şekilde bir yapı oluşuyor. Şöyle bir yapı olduğunu düşünün arkadaşlar. Şu şekilde bir yapı oluşuyor. Şunlar da tabii hücrelerin, hücre zarının diğer kalan kısımları. Böyle bir kanal halini alıyor. İşte biz buna ne diyoruz? Kısilem borusu, diğer bir ismiyle odun borusu diyoruz arkadaşlar. Kısilemin oluşumu bu şekilde. O zaman yazalım. Meristem doku hücrelerinin üst üste gelmesi sonucu oluşur. Ne yapıyormuş? Çeper kalınlaşması gerçekleşiyor. Daha sonra arkadaşlar, ortadaki kısımlar yok oluyor, kayboluyorlar ve ne oluyor? İşte bir boru oluşuyor. Bu şekilde oluşumu gerçekleşiyor. Arkadaşlar, bunlar ne işe yarıyor peki? Kısilem, yani odun borusu, topraktan su ve mineral alarak bitkinin diğer organlarına taşır. O zaman yazalım. Topraktan alınan su ve mineralleri bitkinin organlarına taşır. Organlarına taşır. Yani yapraklara, işte gövdeye taşıyor arkadaşlar. Gövdenin en üst kısmına kadar taşıyor. Daha sonra gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar, bunlar da şöyle bir durum söz konusu. İletim tek yönlüdür. Nereye doğrudur peki iletim? Aşağıdan yukarıya, yani kökten yapraklara doğrudur arkadaşlar. İletim tek yönlü ve hızlıdır. Hızlıdır. Nereden olduğunu da söyleyelim. Kökten yapraklara doğru. Kökten yapraklara doğru bir iletim gerçekleşiyor. Peki diğer özelliklerine bakalım. Arkadaşlar, bunlarda iki çeşit hücre vardır. Şimdi bu iki çeşit hücreler nelerdir? Trake ve trakeitler arkadaşlar. Ayrıca kısilem parenkiması ve kısilem sklerenkiması dediğimiz yapılar da bulunuyor ama bizim için en önemli olanlar trake ve trakeitler. İlk önce bulundurduğu yapıları yazayım. Daha sonra trake ve trakeitlerden ayrı olarak bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle yazalım.
trakeid, ksilem, parenkiması, ksilem, sikleren kimasından oluşur. Arkadaşlar, burada bakın, ksilem, sikleren kimas ve ksilem, parenkiması bizim için çok önemli değil. Çünkü ksilem, sikleren kiması ölü desteklik sağlıyor sadece. Ksilem, parenkiması da hücreleri canlı bozitoplazmalar. Bu su borularına hava girmesini engelliyor. Böylece arkadaşlar, su moleküllerinin kopmasını, hani birbirlerinden kopmasını engelliyor. Parenkimanın görevini yazacağım ama ksilemin, sklerenkimanın görevini yazmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Parenkimanın görevi önemli ki. Şimdi gelelim trake ve trakeitlere. Arkadaşlar, trakeler geniş ve açık borulardır. Bakın, trake önemli. Trake geniş ve açık borulardır. Açık borulardır. Bunlar arkadaşlar, hücreleri kalın ve ölüdür. Ayrıca delikli tüplerdir arkadaşlar. Bunların delikli tüpler olduğu için serbest akım dediğimiz akım sağlanıyor. O zaman şöyle yazalım. Hücreleri kalın çeperli ve ölüdür. Delikli tüplerdir. Trakeitlere bakalım. Trakeitler. Arkadaşlar, trakeitler de sivri uçludurlar bunlar da. Çapları dardır ve kapalı borulardır arkadaşlar. Bunlar cansızdır ve çok uzunlardır. Bakın, trakeitler çok uzun hücrelerdir. Kenarları geçit dediğimiz yapılardan oluşur ve deliksiz tüplerdir arkadaşlar. Bunlardaki madde alışverişi ince geçitler sayesinde gerçekleşiyor. O zaman trakeitlerle ilgili şunu bilmemiz yeterlidir aslında. Sivri uçlu, dar ve kapalı borulardır. Trakeitlerle ilgili bunu bilmemiz yeterlidir. Gelelim ksilem parenkiması. Arkadaşlar, ksilem parenkiması ne yapıyor? Hücreleri canlı ve boz toplazma. Zaten parenkimanın genel özelliği bu. Bunlar ne yapıyor? Su borularına hava girmesini engelleyerek kohezyon kuvvetinin bozulmasını engeller. Nedir kohezyon kuvveti? Kohezyon neydi? Aynı moleküllerin birbirine tutulması. Su molekülleri birbirine tutunarak bir sütun oluşturuyorlar arkadaşlar. İşte ksilem parenkiması da su borularına hava girmesini engelleyerek o su sütunlarının, hani su moleküllerini oluşturduğu sütunların bozulmasını engellemiş oluyor. Sklerenkiması da arkadaşlar zaten desteklik sağlıyor. Şimdi ksilemle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bu arada çeperlerinde hangi madde birikiyor? Lignin maddesi birikiyor arkadaşlar. Onu da yazayım. Lignin maddesi birikiyor. Buraya yazdım. O biriken madde, hani çökmesini sağlayan madde, lignin maddesidir. Şimdi gelelim soymuk borularına. Yani fuleme. Şöyle yazıyorum. 2 soymuk boruları, yani fulem. Arkadaşlar, fulemde bazı farklılıklar var. Ne gibi farklılıklar? Şimdi fulemin de nasıl oluştuğunu anlatayım. Aynı bunun gibi. Daha sonra özelliklerine bakalım. Arkadaşlar, fulem de aynı meristem doku hücrelerinin şöyle üst üste gelmesiyle oluşur. Şu şekilde. Bakın, ksilemde tamamen çekirdek falan kayboluyor. Ama fulemde öyle bir durum söz konusu değil. Bakın, bunların çekirdekleri var. Öbürünün de vardı da, hani çizmesi kolay olsun diye yazmamıştım. Hatta şöyle yapayım, nasılsa çekirdeğini kaybolduğunu anlayacağız. Evet, bundan sonra ne oluyor peki? Arkadaşlar, çekirdekler kenara çekiliyor. Bakın, çekirdekler kenara çekiliyor ve şöyle bir görünüm oluşuyor. Direkt olarak aslında ben size boruyu çizeyim. Nasıl? En sonki halini. Bakın, şurada
Biraz daha böyle ince uzun hücreler oluşuyor arkadaşlar. İnce uzun hücreler. Bu kısımda da, bu arada şu üsttekini yok sayın. Hani onu çizmemem gerekiyordu, çizdim. Hatta şöyle yapalım. Bakın burada da delikli yapılar vardır. Şöyle delikli yapılar vardır arkadaşlar. Biz bu delikli yapılara ne diyoruz? Kalburlu borular diyoruz. Hemen yazalım üstünde ne olduklarını. Arkadaşlar şunlar, bakın bunlar kalburlu borular. Kalburlu borular. Şunlar da nedir? Arkadaş hücreleri. Arkadaş hücreleri. Evet, bu şekilde oluşumu böyledir. Şimdi gelelim, bakın flemden kısilemle farkını gördük oluşum bakımından. Şimdi gelelim görevlerine. Arkadaşlar bunlar çift yönlü bir taşıma gerçekleşecekler. Peki neyi taşıyacaklar? Bunlar arkadaşlar besin maddelerinin taşınmasını sağlıyor. Besin maddeleri derken yapraklarda oluşan şekerin İşte köke, gövdeye taşınmasını veya diğer organlara taşınmasını sağlar. Yine kış olduğu zaman kökte, gövdede bulunan şekerin yapraklara veya işte yukarıdaki organlara taşınmasını sağlar. Bu şekilde bir taşıma gerçekleşir ve bunlar da iletim çift yönlüdür ve yavaştır arkadaşlar. İletim çift yönlü ve yavaştır. Bunu da unutmayalım. O zaman ilk önce şöyle yazalım. Yine meristem hücrelerinden oluşur diyelim. Oluşur. Üretilen şekerin taşınmasını sağlar. Taşınmasını sağlar. Peki iletim nasıldır arkadaşlar? İletim çift yönlü ve yavaştır. Şey gibi düşünün. Yollar gibi düşünün. Hani tek yönlü olan yollar daha hızlı akarken trafik, çift yönlü olanlar da biraz daha yavaş akar arkadaşlar. Aynı onun gibi düşünebilirsiniz. Peki burada enerji harcanır mı? Bir kere kısilemde enerji harcanmıyor. Neden? Çünkü zaten hücreleri ölü. Ama burada hücreler canlıdır. Bakın hücreler canlıdır. Canlı oldukları için de arkadaşlar enerji harcanabilir. ATP harcanabilir. Hatta %100 harcanır da diyebiliriz. Çünkü belirli bir süreye kadar ATP harcanmasa da bir süre sonra arkadaşlar ATP harcanmaya başlıyor. Kalburlu borulardan falan bahsettim. Şimdi gelelim şeker maddesi nasıl taşınıyor? Arkadaşlar şekerler sakkaroz yani sükroz olarak taşınır. Sükroz olarak taşınır. Yani bir disakkarit olarak taşınıyor. Hani biz sanki direkt glikoz o şekilde taşınıyormuş gibi düşünüyoruz ama sakkaroz haline, yani disakkarit haline gelip öyle taşıma gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunların arkadaş hücrelerinden ve kalburlu borularından bahsetmiştik. Arkadaş hücrelerinin özellikleri şöyledir. Arkadaş hücreleri. Bunlar arkadaşlar iletim işlevi yoktur. Bakın iletim işlevi yoktur. En önemli özelliği bu. İletim işlevi yok. Bunlar besin taşınması sırasında kalburlu boruya su veriyor arkadaşlar. Besin taşınması sırasında kalburlu boruya su verir. Peki diğer özelliği nedir arkadaş hücrelerinin? Arkadaşlar bunlar yine yapraklarda sentezlenen, üretilen şekerin yine kalburlu boruya geçmesini sağlar. Şekerin kalburlu boruya geçmesini sağlar. Yani şöyle düşünün. Şeker ilk önce arkadaş hücresine geçiyor. Oradan da kalburlu boruya geçiyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Bunların hücreleri ince, uzun, iri çekirdekli ve boz toplazma. Zaten buradan ince uzun olduğu da belli oluyor. Şimdi gelelim bir de yine bunlarda da arkadaşlar flüem parenkiması ve flüem sikleranki var tabii ki. Flüem parenkiması besin depolar. Bakın flüem parenkiması besin depolar. Flüem sikleranki bu da arkadaşlar desteklik yapar. Desteklik sağlar.
Peki arkadaş hücrelerini anlattık. Flem parenkiması, sklerenkimasından bahsettik. Kalburlu borulardan bahsedelim arkadaşlar. Kalburlu borular. Şekerin taşındığı delikli hücrelerdir. Delikli hücrelerdir. Arkadaşlar bunların çekirdekleri kaybolmuştur. Bakın çekirdekleri kaybolmuştur. Dolayısıyla zaten bölünme özelliği yok. Mesela arkadaş hücresinde çekirdek var ama yine bölünme özelliği yok. Neden? Çünkü bölünebilen dokular sadece kimlerdi? Meristem hücreleriydi. Meristem dokuydu. Bunlar da meristem hücrelerinin üst üste gelmesiyle oluşuyor. Ama bu hücreler de bölünme yeteneğini kaybediyorlar arkadaşlar. Evet, bu şekilde neler taşındığını söyledik. Ayrıca bakın hem kısilemde hem de flemde hormon da taşınır arkadaşlar. Unutmayın. Onu da yazalım. Hormon taşınır. Buna da yazıyorum aynı şekilde. Hormon taşınır. Bu bir ara bir tartışma konusuydu öğrencilerle benim aramda. Ama hormon taşınıyor arkadaşlar her ikisinde de. Flemde iletim yavaştır dedik. Daha sonra amino asitten de bahsedeyim. Arkadaşlar amino asit köklerde sentezleniyor ve tek yönlü taşınıyor. Onu da söyleyeyim ve bitireyim. Şöyle yazayım. Amino asit köklerde sentezlenir. Köklerde sentezlenir ve tek yönlü taşınır. Tek yönlü taşınır. Evet, bu şekilde biz iletim dokuyu da bitirmiş olduk. Soru çözümlerinde bunlarla ilgili çıkmış sorulara da bakacağız tabii ki. Bu arada 16 dakika olmuş. Ben daha az sürer diye düşünüyordum ama en iyisi videoyu burada keseyim. Sonraki videoda örtü dokuya geçeyim arkadaşlar. Her bir dokuyu farklı farklı videoda anlatmış olalım. Sonraki videoda örtü dokuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.